Şimdi yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın boşanmayı düşündüklerinde eşler bulundukları ülkelerde mi boşanmaları yoksa Türkiye'de boşanmaları mı daha avantajlı? Sizce hani mantıklı olarak önerebileceğiniz nedir Talha abi? Evet, yani benim tabii önerim kişiler eğer bu konuda gerçekten kesin karar vermişlerse, her türlü şekilde aile bağlarını kurmaya çalıştıkları halde bu artık kurulamıyorsa bu köprüler ve bu noktada boşanmaya karar vermişlerse burada bir bakmak lazım. Yani bazı kişiler mesela yurt dışında yardım alıyorlar. Yardım aldıkları için mal varlığı verisi ilgili ülke tarafından bilinmiyor. Bu kişilerin mal davasını yurt dışında yapması mantıklı olmaz. Veya mesela bazen bazı kişiler, eşler, tabii burada kimin adına veya kimin menfaatine konuştuğumuz da önemli. Şimdi bize başvuran bazen bir kadın başvurduğunda şöyle diyor. İşte ben boşanmak istiyorum ama işte Türkiye'de bir mal varlığı var. Buradaki mahkemeden müracaat edip buna tedbir koyabilir miyiz diyor. Biz o kişiye daha farklı bir yol öneriyoruz. Direkt ilgili kişinin yani eşinin mal varlığına tedbir koydurmayı gerektiren bir yol öneriyoruz. Ama bunu bazen Almanya'daki mahkeme Türkiye'deki taşınmaz hakkında böyle bir karar alamıyor. Bu durumda direkt yine biz yapıyoruz ama biz sistem üzerinden direkt Türkiye üzerinden bunu yaparak tedbir koydurabiliyoruz. Ama bazen bazı kişilerde yurt dışındaki mahkemeden boşanmak daha mantıklı oluyor. Yine şöyle bir örnek verelim. İşte vatandaş geliyor bize soruyor. Ben nereden boşanayım diye. Örneğin kişiye diyoruz ki sen mi daha çok çalıştın, eşin mi daha çok çalıştı? Kişi diyor ki eşim daha çok çalıştı diyor. Biz de diyoruz ki o zaman bu davayı Almanya'dan açmamız daha mantıklı. Çünkü Versorgung Ausgleich dediğimiz emekliliğin denkleştirilmesi sistemi var. Ama Türkiye'de böyle bir şey yok. Yani sen Almanya'da böyle bir dava açtığında eşinin emekliliğinin yarısını alabilirsin diyoruz. Kendisine öyle bir planlama yapıyoruz ve davayı Almanya'da açıyoruz. Artık burada şeye bağlı, kim için konuştuğumuza bağlı, kime danışmanlık verdiğimize bağlı. Onun menfaatlerine göre kişiye yönlendirme yapıyoruz. Ama teknik olarak ve teorik olarak her ikisi de mümkün. Türkiye'den de, Almanya'dan da, Avusturya'dan da bu boşanma işlemi yapılabilir. Fakat başvuran için hangisi daha mantıklı onu ölçüyoruz, tartıyoruz, karar veriyoruz, ona göre hareket ediyoruz. Ve bu şekilde kişiye de mantıklı gelirse hareket ediyoruz. Onun için bu sorduğunuz sorunun doğrudan doğruya bir cevabı yok, birden fazla cevabı var. Soranın kim olduğuna bağlı değişiyor bu cevaplar. Mehmet abiyle Hüseyin'e soralım. İkisi de İsviçre ve İngiltere, Avrupa Birliği'nde olmayan ülkeler. Onların önce eklemek istedikleri bir şeyler var mı bu konularda? Evet. Öncelikle boşanmayla ilgili İngiltere'nin bir farklılığı, şöyle bir şeysi var. İlk önce Talha Bey'in dediği gibi bu şeyler değişiyor ama eğer eşiniz İngiliz vatandaşı ise ve siz bu evliliği İngiltere'de yapmış iseniz Türkiye'ye bildirmediğiniz için Türkiye'de siz zaten hala bekarsınız. Yani Türkiye'de evli gözükmüyorsunuz. O yüzden bu evliliğinizi İngiltere'de sonuçlandırmanız sizin için daha uygun olur. Yani İngiltere'de boşanma davası açmanız daha uygun olur. Eğer eşlerden birisi İngiliz vatandaşı ise. Yok, eşlerden ikisi de İngiliz vatandaşı ve evliliğini İngiltere'de yapmış ise o zaman yine İngiltere'de boşanmaları gerekir. Çünkü İngiliz devleti veya bunlar kendileri Türkiye konsolosluğuna veya Türkiye'de bildirmemişlerse evliliklerini halen Türkiye'de bekar gözüktüklerinden dolayı hemen İngiltere'de boşanma davasını açmaları daha mantıklı olur. Yine başka bir olay, biraz işin ters tarafı veya hile tarafına kaçar ama Türkiye'de mesela boşanmaya kalktığımız zaman, ki Türkiye'de evlendi diyelim, eşlerin ikisi de Türkiye'de evlendi. Sonra İngiltere'de geldi, İngiltere'ye yerleşim yaptı ve orada boşanmaya kalktıkları zaman eğer Türkiye'de boşanırlarsa biliyorsunuz Türkiye'de bir nafaka olayı var. Kadınlar için, kadınların menfaatine olan işte kadın bir başkasıyla evlenmediği veya başka bir şey olmadığı müddetçe eşinin devamlı sürekli ona bir nafaka bağlanma olayı var Türkiye'de. Fakat İngiltere'de böyle bir nafaka olayı yok. İngiltere'de nafaka olayı olmadığı için eğer eşlerden birinin üzerinde yani evlilik esnasında edinilmiş bir mal yoksa, aşırı miktarda bir mal yoksa o zaman eşlerin birbirinden herhangi bir nafaka isteme veya mal varlığını bölme gibi bir olay olmadığından İngiltere'de boşandığı takdirde nafaka olayını ödememiş olur. Ama Türkiye'de boşanmaya kalkarsa eşten mutlak surette nafaka istemiş. Allah abi, Almanya'da da böyle bir şey var değil mi? Türkiye'den hani Almanya'da yaşayan vatandaşlar Türkiye'de boşanmaya kalktıklarında gene böyle bir nafaka durumu Türkiye'de de oluşuyor galiba. Ya şimdi Türkiye'de de evet oluşuyor. Onda da davayı kimin açtığına bakmak lazım. Şimdi kadın dava açıyor. Ya yani kadın nafaka talep ediyorsa erkeğin maddi durumu olmasa bile nafakaya hükmediliyor. Ama erkek nafaka istiyorsa kadının durumu var mı yok mu ona bakılıyor. Yani durumu gelir yoksa hükmedilmiyor. Hatta bizim geçtiğimiz ay bir duruşmamız vardı bir mahkemede.
Enteresan. Şimdi 3 tane çocuk var. 3 çocuğa da erkek bakıyor. Kadın Türkiye'de yaşıyor. Davayı Türkiye'den açmış. Kadın lehine nafaka çıkıyor. Erkek de haklı olarak diyor ki ya ben çocuklara bakıyorum. Yani zaten onlara bakmak zor. Bir de kadına nasıl nafaka ödeyeyim diyor. Orada biz de diyoruz ki ya çocuğun menfaati önemli. Hadi diyelim kadın erkek orada pozitif ayrımcılık yapıyorlar kadınlar lehine de. Burada çocuklar var. Çocukların menfaati yani onun rızkından kesip verecek. Ama hakim işte kadının başka geliri olmadığı için nafaka ödemek zorunda şeklinde karar verdi. Bir şekilde Türkiye'de kadınların o noktada bir pozitif ayrımcılık noktasında hakları var. Fakat işte bu az önce de bahsedildiği üzere bazı evlilikler Türkiye'de kayıtlı değil. Yani Almanya'da da biz bunu görüyoruz. Kişiler Almanya'da evlenmiş, boşanmış. Türkiye'de hala bu evlilik kaydedilmemiş. Yani bu durumda olan kişilerin bu evliliklerini kaydetmesini ben tavsiye ediyorum. Çünkü kaydetmedikleri takdirde yani ne kadar üstünde bekar gözükse de ikinci yapacakları evlilik sakat olur. Yani ikinci evlilik iptale tabi olabilir. Çünkü evlilikte bildirim kurucu bir unsur taşımıyor. Kişi evlendiyse belgesini vererek evliliğini tescil edebiliyor. Yani kişi Türkiye'de bildirmedim diye evlenmemiş sayılmıyor. Sadece kağıt üstünde bekar gözüküyor. İkinci evliliklerde bu durumlar sıkıntı yaratabiliyor. Onun için benim önerim bu evliliklerini tescil ettirmeleri bir şekilde boşanmış olsalar bile önce evliliği tescil ettirecek. Sonra boşanmanın tanınmasının tenfizini yapacak. Ama kişiler Türk vatandaşı olduğu takdirde ya da herhangi bir şekilde Türkiye'de de bu davaları açmaları mümkün. Yurt dışında bulundukları ülkede de açabilirler. Ancak hangisi kişi için daha menfaatine bunu işin uzmanlarından, avukatlardan bir şekilde öğrenerek hareket ederlerse kendi menfaatlerine olacaktır diye düşünüyorum. Tabii. Son Bu olarak konuyla da ilgili bir şunu, soru. evet buyurun tabii ki. Sözünü kesiyorum. Bu soruyla konuyla ilgili bir soru var. Sezen Şahin diye birisi. Peki eş Alman nikah. Almanya'da oldu. Türkiye'de evlilik bildirilmedi. Türkiye'den dava açabiliyor muyuz ya da açmamız gerekiyor mu? Devamında da eş avukata ya da notere gidip vekaletname vermem diyor. Yani eşlerden birisi bayan, özellikle bayan. Ben ne notere giderim ne avukata giderim vekalet vermem diyor. Peki böyle bir durumda ne yapmamız gerekir? Şimdi benim bu kişiye önerim öncelikli olarak kendisi evlenme belgesiyle evliliğini tescil ettirsin. Evlilik dediğim gibi böyle evlenme gibi olmuyor. İki kişinin beyanına gerekmiyor. Evliliği normalde beyanla tescil edebiliyor. İlla eşiyle beraber gitmek zorunda değil aslında. Elindeki belgelerle evlenme belgesiyle gidip tescil ettirip daha sonra da bunun boşanma işlemini yapabilir. Eşinin de imzasına gerek yok bunun için. Boşanmada da eşinin imzasına gerek yok. Sadece dava açıldığında tabii mesela Almanya için sorduğundan dolayı şöyle diyebilirim. Almanya'da bir sene ayrı kalıp kalmadığına bakıyor mahkemeler. Eşlerin ne yaşadıklarıyla ilgilenmiyor. Sorunları da sormuyor. Bir sene ayrı mı değil mi? Bir sene ayırmışlar mı, hayatlarını ayırmamışlar mı buna bakıyor. Ama Türkiye'deki mahkemeler irdeliyor. Evlilik temelinden sarsılmış mı ya da hangi sebep, hangi boşanma sebebi var? Zina mı var, hayata kast mı var, işte akıl hastalığı mı var veya bu özel sebepler yoksa genel geçer bir sebep var. O da evliliğin temelinden sarsılması, şiddetli geçimsizlik. Bunu nasıl ispat edebiliyor? Tanıkla mı? Vesaire. Zaten eş bunu ispat ettiğinde diğer eşin onayına gerek yok. Yani diğer eş istemese de bu boşanma gerçekleşir. Sonuçta önemli olan bunu ispat edebilmek. Bir de şunlar var. Hani yurt dışında mahkemede boşanmış, Türkiye'de hala evli gözükenler var. Onların da bu tanıma tenfiz yapması gerekiyor. Yurt dışı boşanma kararlarını Türkiye'de tanıma ve tenfiz yapılması gerekiyor. Bunun da usulleri var. Yani işte ilgili karar kesinleşecek, kesinleşme şerhi alınacak. Apostil şerhi vurulacak, tercüme ettirilecek. Bu tercüme yeminli tercümanlarda noter yeminli tercüman eşliğinde noterde tasdik edilecek. Bu kriterler yerine getirdikten sonra bu tanıma ve tenfiz yapılacak. O zaman da bu sicile işlenir. Hani istediği kadar eş zorluk çıkarmaya çalışsın. Sadece birazcık geciktirebilir ama tamamen engelleyemez. O zamanlarda hani sürekli aktif olduğumuz için siz de biliyorsunuz Talha Bey, yani kanunlara da vatandaşlarımıza faydalı bilgiler sunabilmek için buradaki daha önce hani boşanma kararına ayrıyeten bir de Türkiye'de mahkeme açılıyordu. Ama az önce söylediğinize müteakiben buradaki mahkeme kararını dediğiniz gibi apostilli olarak konsolosluk da galiba bunu yapabiliyor değil mi? Türkiye'ye gitmelerine falan gerek yok vatandaşların. Evet, Türkiye'ye gitmelerine gerek yok. Türkiye'de giderlerse de nüfus müdürlükleri, gitmezlerse de yurt dışındaki dış temsilciliklerde bunu yapabiliyorlar. Fakat bunun da şartı Türk vatandaşı olan eşlerin birlikte başvurusu ya da 3 ay içerisinde birinin içeri verip diğerinin imzaya gitmesi. Orada da bazen bazı problemlerden dolayı diğer eş sorun çıkarabiliyor.
ve gidip imza atmadığı takdirde yine konu davalık oluyor. Yani Türk vatandaşı olan eşlerin birlikte hareket etmemeleri durumunda yine konu davaya gidiyor diyebiliriz. Peki eşlerin birisi Alman, birisi Türkse sadece bunu Türk vatandaşı konsolosluğuna kendi adına götürdüğü takdirde Alman vatandaşını herhalde istemeyeceklerdir. Ya da onunla mı gitmesi gerekiyor? Boşanma sırasında eşlerden biri Alman vatandaşı ise bu durumda diğer eş olmadan da tek taraflı olarak bu yapılabilir. Son bir tane soru var. Avukat Bey onunla birlikte son cümlesinde söylemiş olsun biz veda ettikten sonra. Sedat Dönmez diye birisi 18 yaşını dolduran çocukların vatandaşlık seçmesi zorunlu mu? Avusturya devleti bunu mecbur koşuyor mu? Evet, bu 18 yaşını dolduran çocuklar, ben şimdi Almanya'da olduğum için Almanya mevzuatı açısından söyleyeyim. Hani bu 92'den sonra doğan çocuklarla alakalı Almanya bu opsiyon modelini, seçim zorunluluğunu kaldırmıştı. Ve bu kişilerin çifte vatandaşlık hakkı var. Özellikle anne babadan biri Türk, biri Alman ise zaten bu kişiler çifte vatandaşlık hakkını doğumla kazanıyor. Ama Avusturya'da şimdi Avrupa Birliği bazen bir düzenleme yaptığında bunu yeknesak hale getirebiliyor. Avusturya'da bu uygulama gelmiştir ya da gelecektir diye düşünüyorum. Oradaki meslektaşlarla irtibata geçerek kendisi bu sorusunu Avusturya'dan bir avukata sorarsa daha doğru olur. Almanya'da bu çifte vatandaşlığı birazcık daha serbest hale getirecekler. İktidarın en azından böyle bir sözü var. Çifte vatandaşlığı kolaylaştırma noktasında sözü var. Sözünü yerine getirmesini bekliyoruz. Belki de Almanya bu konuda Avusturya'da öncülük eder.